kabul etmeye. Şimdi buğday toprağın üzerinde büyüyor, gelişiyor. Tabiatın içinden alacağı şeyleri alıyor, nasibi bitiyor. Ve nihayet buğday ölüyor. Kupkuru, sap sarı bir sap haline geliyor. Başak haline geliyor. Anadolu'da kelle de deseler. Netice değişmiyor. Artık toprağın üzerinde kurumuştur, ölmüştür, sararmıştır, işi bitmiştir. Ölmüştür artık. Dikkat! Cenab-ı Hak bunu muhafaza ediyor. Bunun kanunlarını koyan o. İnsanla hiçbir alakası yok. Daha evvel de temas etmiştim. O buğday kellesinin başağının üstünde, o kellede üst üste gayet muntazam sıralanmış bulunan buğday taneleri. Ne kadar tasnif edilmiştir, ne kadar tertip edilmiştir, ne güzel bir ahengi manzarası vardır. Üst üste buğday taneleri. Her bir buğday tanesinin arasından çıkan bir kılçık. Sert, ince ve sivri kılçık. Her bir buğday tanesinin arasından çıkmış. Nedir bu kılçıkların sebebi? Bu buğday taneleri böyle üst üste istif edilmiş vaziyette bulunsaydı da bu kılçıklar olmasaydı ne lüzum vardı, ne ehemmiyeti vardı şeklinde insanın aklına gelen bir sual İmam-ı Gazali Hazretlerinin de aklına gelmiş. İmam-ı Gazali İhya-i Ulumuddin isimli muazzam eserin sahibi rahmetullahi teala aleyhil bari. Düşündüm diyor, bu kılçıkların sebebi ne? Buğday tanelerinin arasından böyle kupkuru işe yaramaz gibi neye çıkmış bu kılçıklar dedim. Araştırdım ve gördüm ki diyor, eğer o kılçıklar buğday tanelerinin başakta kellede bu kılçıklar olmasaydı kuşlar hücum edecek, o buğday tanelerini yiyeceklerdi, insana bir şey kalmayacaktı. Onu yemeye gelirken o kılçıklar kuşların gagalarına batıyor, yiyemiyorlar, kaçıyorlar diyor. Bir muhafız gibi, bir bekçi gibi, bir jandarma gibi her bir kılçığı, her bir buğday tanesinin başında jandarma gibi bekleten Allah Celle Celaluhu. Bu ilahi nizamı görmeye mecburuz. Tabiat kanunları demiş, geçmiş ahmak herif. Ve yıllar yılı ilk okulundan üniversitesine kadar da Allah'ın ismini söylememiş, Kur'an'dan bahsetmemiş milli eğitim sistemi, marif mektepleri, Allah'tan, ilahi kanunlardan, şu ölçülerden, hesaplardan bahsetmemiş, adına tabiat kanunları demiş, tabiat yarattı, tabiat yaptı, tabiat etti, eyledi. Neticede meydana gelen bir nesil peydahlanmış, şimdi onun kavgasını, onun davasını savunuyor adam.